السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربّي من رحمتي وبركتي مافريتي. إحسان إن شاء الله. عيد لقائنا راسن. الحمد لله رب العالمين ولا كبت للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام والسلام عليك يا رسول الله. السلام والسلام عليك يا حبيب الله. السلام والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. Ve selamun alel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Sayısız hamd ve şükür Rabbimizin zat ilahisine olsun. Bizi Ramazan ayına ulaştıran Rabbimize hamd olsun. Bize sağlık saat verip de oruç ibadetini yaptığım, yapma şerefine nail eden Rabbimize hamd olsun. Habibine salat ve selam olsun. Evet bu akşam inşallah Allah izin verirse bir Kur'anla olan ilişkilerimiz konusunda biraz görüşmek, konuşmak arzu ediyoruz. Şöyle söyleyelim, dost edindiğimiz kişilere nasıl davranırız, muhabbet ederiz, sevgi gösteririz, saygı gösteririz, ikram ederiz, değil mi? Dostumuzdur yani. Peki Kur'anla aramızda bir dostluk var mı sorusunu sorarsa kendimize var. Çünkü elhamdülillah her gün veyahut da en kısa zamanda her zaman Kur'an'la beraberim, açarım, okurum, okuduklarımla amel ederim diye düşünüyorsak veya yapabiliyorsak ne mutlu bize. Malumunuz Ramazan ayı, Kur'an ayı diye nitelendirilen bir aydayız. Yani Kur'an'la olan samimiyetimiz diğer aylarda farklı da olsa, bu ayda daha yakın daha sıkı, daha muhabbetli olması eftaldir. Çünkü bu ayda bir harfine çok şey ikram ediliyor. Bir Kur'an ayetinin bir harfine Rabbi Teala çok büyük ikramlarda bulunuyor. Bu fırsatı değerlendirmek lazım. Hepimizin ihtiyacı var. Çünkü başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden uzaklaşmak. Yani cennette muhatap olmakla nitelendiren bu güzel ayı Kur'an ayı olması sıfatıyla da daha çok muhabbet edeceğimiz, daha çok sevgi ve alaka ilgi göstereceğimiz bir olay Kur'an'la beraber olmak. Hani insan sevdiğini, şöyle ifade etsek daha uygun olur herhalde. İnsan sevdiğini hep hatırlar, hep söyler, iltifat eder, ikram eder ya. Peki Kur'an'la aramızdaki muhabbet, sevgi nasıl tesis ed ettik, ediyoruz veya devam ediyoruz? Veya onu okumadığımız zaman içimize bir heves, okuduğumuz zaman ona içimize bir mutluluk duyuyor muyuz? Duymamız mı lazım? İnşallah bugün onları konuşmaya gayret edelim. Evet. Tabii ki şöyle Allah dostları şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in bütün sure ve kelimeleri, harfleri ile hepsi, hepsi harfiyle bile diyor birer esrarı ilahidir. Yani okudum şu kadar falan diye geçmeyelim. Hepsinde bir esrarı ilahi mevcuttur diyor Allah dostları. Yani onu okumakta büyük bir ecir var. Hele hele Arapçasını bilemiyorsak tefsirinden okuyup da ne emredildiğini de ona göre de hareket etmek, ona göre de yaşamak olağanüstü bize bir güzellik sağlayacak. Hele bu ay çok önemli. Kur'an ayı olmak sıfatıyla bu ayda Kur'an harfi bir harfine dünya kadar sevap verildiği bir süreç yaşanıyor. Bu süreci iyi değerlendirirsek yarın bunlara hepimizin ihtiyacı var. Yani ahirette bunlarla mutlaka bize karşı zerre kadar hayrımız karşımıza çıkacak. İnşallah o zaman da mutlu olacağız. Evet. Demek ki Kur'an okunan yer diyor Allah dostları bakın okumaya çalışayım. Rahmet, huzur, güven ortamı olur. Kur'an okunan mekan. Neresi? Şu anda Ramazan'dan dolayı evimiz mukabeleye gidiyorsak, mukabeleye gittiğimiz yerler camilerde mukabele yapıyorsak yahut ferden evimizde okuyorsak işte oraya Allah'ın rahmeti, huzuru, güven ortamı oluşur diyor Allah dostları. Yani şöyle söyleyeyim, evinde huzursuzluk olan bir insan evinde devamlı Kur'an okusa Rabbi Teala oraya huzur ikram eder diyor. Sebebi ne olursa olsun yani huzursuzluğun. genişler diyor Allah dostları, ev genişler mekan diyelim ona ev demeyelim de Kur'an okunan mekan genişler, rahatlar, ferahlar. Okunmayan yer ne olur? Tersi olur. Sıkar. Daralır. Evet bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadis-i Bir topluluk Kur'an'ı okuyup onu aralarında müzakere etmek üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya toplandıklarında. Allah'ın evlilikten kasıt camiler. Bir araya toplandıklarında mutlaka üzerlerine huzur ve güven iner diyor. Üzerlerine huzur ve güven iner. Ve onları Allah'ın rahmeti sarar, bürür. Sonra melekler de onları kanatlarıyla sararlar. Allahu Teala da onları huzurunda bulunan yüce bir topluluğa yani melekler topluluğuna da anar onu. O bulunan ortamda onlar o kullarını anar. Allah'ın andığı yani bak filan yerde filan şehirde bir kulum var ey meleklerim. Çevresindeki meleklere diye sizden bahsedilirse düşünün ki ne kadar önemli bir Allah'ın Allah'ın huzurunda anılan, Allah tarafından anılan bir kişi olmak istiyorsak işte o zaman bu hadis-i şerifin gereği Kur'an'a o derece Önem verelim. Bakın bu Kur'an okunan yere meleklerin indiğine dair bir asr-ı saadette yaşanan olayda bu e, Üseyd bin İbni Hudayr'ın yaşadığı bir olay var. O şöyle ifade ediyor. Bir gece bahçesinde diyelim biz ona, bahçesinde Kur'an okuyordu. Yanında atı bağlıydı, çocuğu vardı. E, Kur'an okurken at huysuzlandı. Şaha kalktı diye geçiyor rivayette. Şaha kalktı. Sonra o şaha kalkınca Kur'an okumayı kesti. Niye kalktı o? Bakınca sakinleşti. Tekrar Kur'an okumaya başladı. Tekrar huzursuzlandı derken birkaç defa böyle tekrar etti. Çocuğuna da hani şaha kalkınca bir zarar vermesin diye çocuğunu bir kenara alırken baktı ki gökyüzünde kandiller gördü. Sonra ertesi gün selleme gitti. Ya Resulallah bu gece böyle bir olay yaşadım bunun hikmeti nedir diye sorduğunda dedi ki sen Kur'an okumaya başladığında melekler gelmişti. At o meleklerin şeyini görünce huzursuzlandı ve şaha kalktı. Eğer ki diyor devam etseydin sabaha kadar onlar senin sabaha kadar yanında olacaklardı. Şimdi bu, bu misalde bu yaşanan olayda asrı saadetlik olayda anlıyoruz ki biz evimizde veya bulunduğumuz mekan nereyse orada Kur'an okuduğumuz zaman Allah'ın melekleri bizi sarar etrafımız. Mesela evimizde okuyorsak evimize meleklerin geldiğini istemez miyiz? Evimizde meleklerin çoğaldığını, evimizi meleklerin sardığını, odamızı her nerede okuyorsak istemez miyiz? Elbet ki isteriz. O halde Kur'an'a o derece önem vermemiz lazım. Bilhassa bu ayda. Yani her zaman vermemiz lazım. Hani Ayşe validemize sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal ettikten sonra ya Ayşe Validemiz peygamberin ahlakı nasıldı diye sordular. O da dedi ki hiç Kur'an okumuyor musunuz? Aynen okuduğunuz Kur'an aynısıydı onun ahlakı. Şimdi tabii ki illa Ramazan ayı değil ama bu ayda Kur'an ayı olması bile ve önemli olması ve kazancının da bol olması hesabıyla bu ayda üzerine düşelim diyoruz. Hani hatırlarsanız geçen sene Ramazan ayında Kadir Gecesi'ne dedik bir hazırlık yapalım. Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi'nde bin hatim yapalım inşallah onun duasını yapalım diye arzu etmiştik de Allah herkesten razı olsun nasıl olmuştu? 3300 bin üç küsur hatim yapılmıştı. Muazzam bir adede ulaşılmıştı. İnşallah bu sene de yine aynı düşünceyle hareket ediyoruz. Gayret edeceğiz inşallah. Kardeşlerimize gayret eder inşallah. Ve böylece yine en azından bin hatimi geçecek bir hatim hazırlığı içinde olursak inşallah faydasını da görürüz. Evet, bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde nasıl bahsediyor. Kur'an okunan evin hayrı artar, şüphesiz. Oturanları sıkmaz, ev diyor oturanları sıkmaz. Yani yahu sıkıntılar yok yok rahatlar, ferahlık olur. Böyle evlere melekler toplanır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde. Melekler toplanır. Sonra şeytanlar da o evden uzaklaşır. Şeytanlar malum bizi peşimizi, hepimizin peşini bırakmıyorlar değil mi? Oradan uzaklaşmasını istiyorsan işte Kur'an okuduğun zaman diyor melek, melekler gelir, şeytanlar da uzaklaşır. Evet. Devam ediyor hadis şerif. İçinde Kur'an okunan ev oturanlara okunmazsa, eğer Kur'an okunmuyorsa bir evde, o ev insanlara dar gelir. Böyle evin hayır ve bereketi az olur. Melekler uzaklaşır, şeytanlar o eve üşüşür. Orada toplanırlar. İçinde Kur'an okunan, anlam ve yorumuyla meşgul olunan ev, yıldızların yeryüzünü aydınlattığı gibi sema ehli için aydınlıktır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sadece okuduğumuzda fayda değil. Bakın okununca gelişen olaylar çok önemli. Evet. Bakın Amr bin As radiyallahu anh buyuruyor ki Kur'an'ın her ayeti cennetin bir derecesi ve evinizin de lambasıdır her ayeti cennetin bir derecesi. Cennet malumunuz derece derecedir. E, yaptığımız amellere göre o derecelere layık olacağız. Yani sınırsız, bence sınırsız derece vardır. Rabbim en iyi dereceler ikram etsin bütün inananlara diyelim. Ama bir ayeti diyor cennette bir derecedir. Bir derece yukarıda yani. Yine Ebu Hureyre naklediyor. Herhangi bir evde Kur'an okunursa şeksiz ve şüphesiz aile efradı için o ev manen genişler. Hayri çoğalır, oraya melekler dolar ve şeytanlar kaçar. O ev ki içinde Kur'an okunmaz, aile efradı üzerine daralır, hayri azalır. Yine aynı konu, melekler oradan çıkıp gider ve yerine şeytanlar gelir diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Evet, Buradan hareket edersek ki biz hepimiz bunları bilmiyor değiliz. Ama bu ayda vurgu yapalım, tekrar hatırlatalım, biraz gayret edelim, teşvik edelim düşüncesiyle hareket ediyoruz. Tabi hani hadis-i şerifi hatırlayalım. Meşhur hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl diyordu? Sizin en hayırlınız. Yani ümmetimin en hayırlısı Kur'an öğrenen veya öğretendir. Ne kadar önemli. Efendim ben öğretecek kadar bilmiyorum. O zaman senden daha iyi bilenden biraz daha tef tafsilatlı öğrenebilirsin. Veya açıp okuyabilirsin. Veya tefsir okuyabilirsin. Veya geliştirecek ameller yapabilirsin. En hayırlı olmak için. İnşallah en hayırlı ümmet olan olmak şerefiyle müjdeleniriz diyelim. Evet, bakın. Hucurat Suresi 13. ayet-i kerimde Rabb-i Teala buyuruyor ki şunu unutmayın ki Allah'ın nazarında en üstün olanınız içinizde takvada en ileri olanınızdır. Takvayı nasıl elde edebiliriz? Kur'ansız bir takva olabilir mi? Kur'an temeli olmayan bir ehli takva olabilir mi? Mümkün değil. O zaman Allah'ın bir tarif ettiği kişi olabilmek için yine Kur'an'la samimi ve dost olmamız lazım. Her gün görüşmezsek rahatsız olanlardan olmamız lazım. Her açtığımızda onunla beraber olup onu okuyanlardan olmamız ve anlamamız da gerekir. Bakın Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki kişi kabrinden kalkınca Kur'an o kimseyi rengi değişmiş ve zayıflamış bir halde karşılar ahiret alemine göçtük. Kum dedi Rabbi Teala. Bütün insanlar kabirlerinden çıkıyor. Melekler karşılıyor. Bu arada onu karşılayan Kur'an soruyor kişiye. Beni tanıyor musun der. O da hayır tanımıyorum cevabını. O zaman ben Kur'an'ım der. Sonra da o şahsa vakar tacı giydirir. Yani şefaatçi olacak Kur'an bize. Şimdi ne derler? Kişi sevdiğiyle beraber hadis-i şerifini düşünürsek Kur'an'ı çok seviyoruz, çok okuyoruz. Onunla amel ediyorsak ne zaman? Her zaman kişi sevdiğiyle beraber. O zaman kabirlerden kalktığımız zaman da bize bizim yanımızda şefaat edecek aynı zamanda. Evet. Ayrıca anne babasına da iki değerli elbise giydirilir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O kişi sadece kendine etmedi anne babasına dedi. Hayırlı evlat. Anne babası da ona onun yüzü sürmetine o evladın yüzü sormiydi. Değerli elbiseler giydirilir diyor Peygamber Aleyhisselam. Anne baba bunun sebebini sorunca. anne baba da diyecek ki hayrola bunu niçin bize giydiriyorsunuz? Onlar da diyecek ki çocukların Kur'an'la olan meşguliyeti sana bunu giydirdi. Resulullah sallallahu aleyhi böyle buyuruyor. Evet başka bir hadiste Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet günü okuyana şefaatçi olacak buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Bunlar bilinmiyor değil. Hepimiz biliyoruz ama vurgu yapmak lazım. Bu ay çok önemli. Zamanı iyi kullanmak lazım. Ve bu zamanı kullanırken de inşallah Kur'an'la daha samimi, daha beraber olup daha çok okumaya gayret edelim inşallah. Evet. Yani sadece Kur'an dünyayla sınırlı değil. Okuduk, amel ettik. Okuduk, öğrendik. Onun emir ve yasaklarıyla amel ettik. Onun gösterdiği çizgiyle, aydınlattığı yolda yürüdük. Tamam, bitti mi? Hayır, bitmedi. Ahirette de geçerli olan beraberlik ve şefaat hakkı kazandık. Şöyle bir ifade var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde her kim Allah'ın kitabından bir ayet öğrenirse evet Kur'an okursak tabi ayetlerin öğrenmiş de oluyoruz. Her kim Allah'ın kitabından bir ayet öğrenirse o öğrendiği kıyamet günü kendisine bir nur olarak gelecek. Efendim kıyamette nura ihtiyacımız var mı? Hani sıratımız ı yani Sırat Köprüsü anlatılırken karanlık olduğu söyleniyor. Müminlerin başta taşıdıkları aydınlatıcı bir ışıkla yolu aydınlatacak sırattan geçerken. Karanlık bir yer. Karanlık bir yer kıldan ince kılıçtan keskin altı cehennem. Yani gözümüzü kapatalım. Bir yolda yürümeye çalışalım. Ne kadar zor bir şey. Değil ki sıratta. İşte orada da bize nur olacak, aydınlatacak. Ahiret aleminde Kur'an-ı Kerim yolumuzu aydınlatacak cehenneme düşmekten inşallah bu vesileyle kurtuluruz diyelim. Evet. Kur'an'la olan samimiyetimiz arttığı sürece kazancımız da tabii ki fazla olacaktır. Hem manasını da okumak, tefsirleri okumak önemli. Çünkü evet, yüzüne okumak, Arapça okumak. Çoğumuz Arapçayı Kur'an açıklayacak kadar bilmiyoruz. Bilmek de biraz kolay bir iş değil. Ama hiç değilse tefsirinden okuyabiliriz e, mealinden okuyabiliriz. Ne diyoruz, niçin bunu okuduk, ne anlam var? Bunları da bilmemiz lazım ki hayatımıza tatbik edebilelim. Bakın Fatır Suresi 29. ayet-i Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Allah'ın kitabını okuyup ona uyanlar, sadece okumadık, bir de uyuduk orada ne diyorsa ona uyduk. Namazı hakkıyla ifa edenler ve kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan gizli ve aşikar olarak hayır yolunda harcayanlar ziyan ihtimali olmayan bir ticaret umarlar. Yani kaybolmaz, ziyan olmayacak. Yani hiçbir yere gitmez. Kazançlarımız aynen kalacak. Kim onlar? Kitabı okuyup ona uyanlar. İnşallah hem okuyup hem de uyanlardan oluruz diyelim. Evet hadis-i şeriflerde buyuruyor ki herhangi bir cemaat bir mekanda toplanıp Kur'an-ı Kerim okur. Aralarında mukabele ederlerse, yani biri okur diğerler de onu dinlerlerse kalpleri net bulur. Peygamber Efendimiz böyle diyor. Çünkü malumunuz elhamdülillah ki ülkemizde Ramazan ayı geldiği zaman çoğu yerde mukabeleler başlıyor. Evlerde, camilerde, mekanlarda başlıyor. Çok güzel bir adet uygulanıyor yani ülkemizde sık uygulanıyor. Elhamdülillah hele evimizde ise veya biz oraya katılıyorsak ne mutlu bize. Evet. Onlar rahat ederler. Allah'ın rahmeti onları kaplar. Rahmete muhatap oldular. Melekler onları kuşatır. Allahu Teala da onları kendi nezdindeki aralarında zikreder diyor. Hadis-i şerifte, Buhari'de geçen hadiste Resulullah, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor. Kim Kur'an'ı ezberler ve hükümlerine göre amel ederse bu kimsenin babasına kıyamet gününde ışığı güneşin bütün dünya evlerindeki ışığından daha parlak bir taç giydirilir. Babasına. Peki babalara seslenelim. Babalar madem böyle bir şey e, imkan varsa e, evlatlarını o yolda eğitmek için gayret içinde olmalılar değil mi? E, olabilenlere ve neticede alabilenlere ne mutlu. Onları da tebrik ederiz. Babası böyle olunca artık kendisinin derecesini düşünmek lazım. Ey Ebu Zer diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidip Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmen senin için yüz rekat nafile namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Ebu Zer'e hitap ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmen senin için yüz rekat nafile namaz kılmaktan da namaz nafile namaz kılmayalım anlamı taşımaz. Burada bir ölçü veriliyor. Yani bir peygamber efendimiz kazancını gösteren bir ölçü beyan ediyor. Yoksa bunu yapalım da namazlara nafileye gerek yok o zaman madem bunu okuruz geçer. Yok, yok, öyle değil yani. Buradaki değerini, tartısını gösteriyor. Ve kendisiyle amel edilsin veya edilmesin. İlimden bir mesele öğrenen ilimden bir mesele. İslami ilimden bir mesele öğrendi. Değil mi? Fıkıh kitaplarımız var elhamdülillah. Hadis kitaplarımız var. Kur'an'ın tefsirinden veya e, mealinden okuduk. Bir meseleyi öğrendik. Bir mesele öğren. Bin rekat namaz kılmadan daha hayırlı. Yani nafile namaz. Bin rekat. Yani e, tabii ki günümüz olaylarında yani bu dünyada çok meşgale var. Değil mi efendim? Hele cebimizde taşıdığımız aletlerde var. Hep onlarla meşgul oluyoruz. Evimizdeki o renkli camlarda var. Bir sürü şeyler. Onlarla meşgul oluyoruz. E, e, yani Allah bizi affetsin. Yani bir meseleyi öğrenmenin ne kadar kıymetli olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle vurguluyor. Biz bu böyle düşünerek inşallah Kur'an'la samimiyetimizi, sevgimizi, muhabbetimizi en ileri derecede tutmamız gerektiği ve onunla da amel etmemiz. Arapçadan Türkçe'yi anlayamayabiliriz. Elhamdülillah her türlü kitap var. Her türlü geniş geniş tefsirler var. Hiçbir şey yoksa mahallerden okuruz. Ne okuduk, ne diyor. Evet. Demek ki ne kadar bir mesele ilim Kur'an'dan bir mesele hadislerden, fıkıhtan bir mesele öğrendik. Bir ilim öğrendik. Bin rekat nafile namaz kılmaktan daha kıymetli bir sevap kazandık. Evet. Bakın deniliyor ki Müslümanlara Rabbimizin ilk emri malumunuz hepimiz bildiği gibi ikra ayet kerimesinin gereği ne diyor? Seni yaratan Rabbin adıyla oku. Şimdi günümüzde okuma olayları işte bu tefsiri geniştir tabii ki. Neyi oku dedi. O anda bir kitap mı vardı? O anda bu ayet geldiğinde bir şey mi vardı? Yok. Kendi kendi kitabını oku. Evet. Ama bunu biz normalde anlayarak ifade edelim. Oku. Ne oku? Bizim okuyacağımız Müslüman olarak en önemli kitabımız Kur'an-ı Kerim ve onun anlamı, onunla yaşamak için anlamadan Kur'an-ı Kerime göre yaşamamız mümkün mü? Değil. O zaman tefsiri veya mealini de çok iyi bilmemiz, en azından okuduğumuzun karşılığını bir de dönüp ne okuduk, ne diyor Allahu Teala? Ee, Kur'anı Arapça harflerle okumak Allah lafsını tekrar etmektir. Allahla konuşmaktır yani. E, o zaman bilmeyen kardeşlerimize şöyle diyelim. Eğer yüzüne okumayı yani Arapça harflerle Kur'an okumayı bilmeyen kardeşlerimiz var ise derhal acilen öğrenmesi lazım. Neden? Çünkü çok da zor değil, çok da kolay. Bir hafta içinde okumaya başla Bir hafta, bir hafta. Çünkü yazıldığı gibi okunduğu için Arapça harfler çok kolaydır. Yani hiç zorlanmadan gayet rahat okunabilir. Onun için bilhassa okumamız lazım. Evet. Andolsun ki biz düşünen insanlar için Kur'an'ı çok kolaylaştırdık diyor Allahu Teala. Çok kolaylaştırdık. Aman nasıl yapayım yapamam okusam da amel edemem veyahut da okuyamam gibi düşünmeyelim. Çünkü ayet-i bu. Diyor ki and olsun ki biz düşünen insanlar için Kur'an'ı çok kolaylaştırdık diyor Allahu Teala. Böyle bir kolaylığı yapmıyorsak yapamıyorsak vay bizim halimize demek lazım. Evet. Bakın buyruluyor ki bu önemli biraz vurguya bakın. İkametgahlarımızı namaz ile Kur'an-ı Kerim okumakla nurlandırınız. Yani ikametlere evimiz. Evinizi namaz kılmakla ve Kur'an-ı Kerim okumakla nurlandırınız buyruluyor. Ve yine diğer bir ifadede zihninde Kur'an'dan bir şey olmayan kimse harap bir ev gibidir buyruluyor. Zihninde. Kur'an'dan bir şey olmayan kimse harap bir ev gibi. Yani okuduk, öğrendik, e, aklımıza getir yazdık, onunla amel etmemiz gerekiyor. İnşallah okuyan, öğrenen ve onunla amel edenler sınıfına Rabbimiz bizi dahil eder inşallah. Evet. Sadece okumak mı? Sa Şimdi e, şöyle ifade etmiştim bir tarihte, bir toplantıda bir e, Kur'an kursu hafızlarının bitirme merasimi idi. Dedim ki en önemli amel Kur'an'a hizmettir. Yani fiili amellerden biri de Kur'an'a hizmettir demiştim. Ki Allah dostları böyle söylüyor. Yani Kur'an'a nasıl hizmet edebiliriz? Bir, okuyuzu amel ettik tamam. Elhamdülillah Allah kabul etsin inşallah. Bir de Kur'an'a hizmet etmek var. İslam'a ve Kur'an'a nasıl hizmet edebilirim? Ben Kur'an'ı öğretecek kadar bilgi sahibi değilim. Bir öğretmenlik yapamam. E peki hani demin okuduk hadis-i şerifte ya öğrenen ya da öğreten olunuz buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam. Öğrenen olabiliyoruz. Öğreten olamıyoruz. Olabilir. Öğreten olanlar da var çünkü. Allah onlardan hepsine razı olsun. Kur'an'a hizmet etmek gerekmez mi? Kur'an öğrenmek isteyenlere bir fırsat, bir zemin, bir mekan, bir öğretmen tahsis edebilir miyiz? Veya sebep olabilir miyiz? Mümkün. Niye? Hani şöyle buyuruluyor bilhassa Cuma Cuma namazından çıkışlarda camilerde genellikle müftü efendiler filanca Kur'an kursuna yardım ediniz diye filan yardım topluyorlar. O Kur'an kursunun ihtiyacı için. Yani biz illa oraya gidip onu vermemiz gerekmiyor. Bizim de çevremizde Kur'an kursları var veya Kur'an öğrenmek isteyenler var. Onlara aracı, mekan tahsis edebiliriz, aracı olabiliriz. Madde imkanımız varsa madde teşviki verip Kur'an'ı okunması, yayılması, öğrenilmesi için hizmet edebilir miyiz? Elbet ki ederiz. Mesela yaz Kur'an kurslarında bazı şehirlerde bizim kendi kardeşlerimiz bakıyoruz. Yaz kursu başlatıyorlar, Mekanda buluyorlar, yerleştiriyorlar, yüzlerce kişi öğretiyor. Bazı yerlerde kardeşlerimiz medrese usulü bir şeyler ayarlamışlar evlerinde, mekanlarında durmadan öğretiyorlar. Bazı yerlerde vakfımızın binalarında kardeşlerimiz e, oraya öyle tabir edelim, hoca tayin et diyorlar. Orada çevredeki insanlara gelin burada Kur'an öğrenebilirsiniz deniliyor. Değil mi? İşte bunların hepsi Kur'an'a hizmet. Ya da Kur'an kursu yap kudretimiz varsa Kur'an kursu yapabiliriz. Velahu. Yani yapacağımız birçok şey var. Bunlar da Kur'an'a hizmet. Evet okuduk, amel ettik. Peygamberin hadislerini okuduk deminden beri. O hadisler gereği de istifade ettik elhamdülillah. Ama Kur'an'a hizmet etmek de gerekir. İşte bunların hizmet etmenin yolu da bu şekilde mekan hazırlamak, vesile olmak, ortam hazırlamak, hoca tutmak, insanları davet etmek, onları misafir, her neyse ne yapabiliyorsak. Elhamdülillah vakfımızın birçok Kur'an kursu var çok şükür. Bunun dışında da vakıf şubelerimizde elhamdülillah birçok yerde her zaman Kur'an öğrenimine, öğrenimine açık bir ortamımız var. Ve elimizden geldiği kadar hepsini beceremez. Rabbim ne nasip ettiyse o kadar olur ama bir gayret lazım. Ya ben yapamam bilmem değil. Mutlaka yapabileceğimiz bir Kur'an hizmeti mutlaka vardır. Onu yaparsak sadece okumaktan değil bu sefer Kur'an'a hizmet etmekten de büyük kazanç elde edebiliriz. Çok ihtiyacımız var. Yarın hesap günü geldiğinde sevaplar ve işlediğimiz hatalar tartılırken bizim sevap terazinin sevap kefesine koyacağımız bir şeylerimiz olması gerekir. Hani zaman çok hızlı geçiyor. Zaman yangın olarak düşünelim. Yangından mal kurtarıyor gibi zamanın içinden kazanç elde edecek bir ameli yapmak yangından mal kurtarmak gibidir. İnşallah bizde hele hele bu günler çok önemli günler, çok sevaplı günler yürürken tesbihat yapabiliriz. Veyahut bir, birine bir iyilik düşünebiliriz. Birine bir vesile illa ki maddeye dökmeyelim bu iş ama velev ki ihtiyaç sahibine de aracı olabiliriz. Vesile olabiliriz. Bir fakir kendini beyan edemiyorsa onu biliyorsak ona yardım edecek birine ulaşıp ona yardım etmesini sağlayabiliriz canım. Her şey yapabiliriz. Biz çok şey yapmaya muktediriz Allah'ın izniyle. Ama tembellik edip de zaten orucum başım da ağrıyor. Bir de ağırlık çöküyor diye kendi kendimizi tembelliğe itersek bir şey kazanamayız. Şuradan dereden altınlar akarken bu Ramazan mübarek günde altından kastımız maneviyat. Kazanç. Manevi kazanç akarken bizim de testilerimiz boşken onları doldurmamak yani kusura bakmayın da biraz tabir etmek istemiyorum. Aptallık olur yani. Onun için bu güzel günlerden istifade edip güzel ameller işleyebiliriz. Ve ahiretimizi kazan. Ne diyoruz? Başı rahmet. Geçtik. 10 gün bitti. İkinci 10 gündeyiz. Ortası mağfiret. Kurtulmak, affedilmek. Sonu, son 10 gün cehennemden kurtulmak. Bu arada son 10 gündeki itikaf durumu da var. Kısaca ondan da bahsedelim isterseniz. İtikafa girmek isteyen kardeşlerimiz girerlerse yolu. İtikafta çok büyük kazanç var. E benim ben hanımım. Evinizde bir yeri itikaf için ayırabilirsiniz. E ben 10 gün nasıl gireyim? E ahalesinin ihtiyaçları var. E kısa süreli girebilirsiniz. Yani olmaz diye bir şey yok. Evet sünnet-i seniye mescitte 10 gün son 10 gün. Evet biz onu yapabiliyor muyuz? İmkanlarımız yok. İşimiz, gücümüz, bak bakla görevli olduğumuz kişiler yapmak gerektiği işlevlerden dolayı bunu yapamıyor isek ki peygamber devlet başkanı iken, peygamberken, bu kadar ümmetten mesulken nasıl zaman buldu da son 10 günü itikafta geçirdiyse biz dünya işine o kadar bağlanmışız ki işimiz aksar, müşteri kapıda kalır veya her neyse patron izin vermez. Her neyse bir sürü sebep var. Ama şunu söyleyelim, itikaf sadece Ramazan'ın son 10 günündeki sünnet gibi olmayabilir. İlla 10 gün olmayabilir. Allah dostları indire indire saate bile indirmişlerdir. Bir saat bile itikaf edilebilir. Bir gün itikaf olabilir, yarım gün itikaf olabilir. İmkan varsa iki gün itikaf olabilir. Ramazan'ın herhangi bir gününde de olabilir. Çünkü bizim mezhebimize göre oruçlu olmak lazım. İtikaf ettiğimiz gün oruçlu olmamız gerekir. Yani oruçsuz da bazı mezheplere göre oruçsuz da itikaf olabiliyor. Bizim hanefide değil. Hanefide oruçluyken. E zaten oruçluyuz şimdi Ramazan ayındayız. Sevap kazanırız itikafa gireriz. İtikafa girince ne yapacağız? Uyuyacak mıyız? Hayır. İbadet, dua. Bütün ümmeti Muhammed'e dua ve ibadet ederiz. Ve kazananlardan oluruz inşallah diyelim. Rabbim nasip etsin diyelim. Öyle söyleyelim. Evet. Bakın. Bir şey okumaya çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek, onu okumak ve hı hıfz etmek insanı saadete eriştirir. Nitekim sevgili Peygamberimiz bir hadisinde buyuruyor ki: "Kur'an okuyup ezberleyen ve emirlerine uygun olarak yaşayan bir kimsenin cennete konulacağı ve ailesinden cehennemi hak etmiş olan 10 kişiye Allah'ın izniyle şefaat edeceği bildirilmiştir." diyor. Kitaplarda böyle geçiyor. Yani <laughs> şefaat de edecek yani tabi şefaat hakkı verilirse yani kesin edilecek demeyelim de yani şefaat hakkı verilecek o kişilere inşallah o raddeye gelebilenlerden olur. Kur'an'ı ezberleyerek açık seçik okuyan kimse fazilet bakımından vahiy getiren meleklere benzetilmiş hıfzı olmayıp zorlanarak Kur'an okuyan kimse de biri Kur'an okuma diğeri okurken çektiği zorluk karşılığı olarak iki sevap kazanacağı belirtilmiştir. Onun için yani ben tam istediğim gibi tecvitle okuyamıyorum demeyin. Nasıl okuyabiliyorsan öyle okuyun. Mukabeleler bunun için çok önemlidir. Hem mukabele sırasında takip ederken e, kendi okumasını da düzeltmiş oluyor. Veya günümüzde birçok alet var. Yani bugün cep telefonlarımızda bile istediğimiz hızla okuyarak hem bizim kulağımızda hem de gözümüz Kur'an'da bunu yapma şansımız bugünkü aletlerle mümkün. Onun için az biliyorsak ilerletebiliriz, mukabelelere katılabiliriz. Hiçbir şey yapamıyorsak da bildiğimiz gibi okumamız bize yarar sağlayacaktır. Evet bakın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa, bir harf okunur mu? En azından bir ayet veya bir sure okuruz değil mi? bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. iyilik. Her bir iyiliğin karşısına da on sevap var. Bir harfe on sevap. Ee, hele bir hatim yapmışsak, değil mi? Hele birden fazla hatim yapan kardeşlerimiz de var. Allah onlardan razı olsun. Değil mi? Neler kazanırız kim bilir. Yine hadis-i şerifte buyuruluyor ki, kim Kur'an'ı okur, onu güzelce ezberler. Helalini helal, haramını da haram kabul eder. Yani onunla amel eder. Kur'an emirlerini yerine getirir. Ve bunlara uyarsa, harfiyen uydu, Allah bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Şimdi kim Kur'an'ı okur ve onu güzelce ezberlerse. Bütün Kur'an'ı ezberlemek için hafız olmak lazım ama sureler ezberleyebiliriz. Kısım, kısmi kısmi ezberleyebiliriz. Ya ben e, hafız olma imkan yok. Zaten yaşımda mümkün değil. Şimdi bu yaşta da yapamam. Deyip de bırakalım mı? Hayır. Bil, henüz ezbere bilmediğimiz kısa surelerden yeniden birkaç tane daha ilave edebiliriz bilgilerimizin içine. Yani neler yapılmaz ki? Her türlü imkan var. Evet. Allah o sayede o kimseyi cennetine koyar diyor hadis-i şerifte. Ailesinden, hepsi cehenneme hak etmiş olan kişilerden de bazılarına şefaat etmeye yetki verilir. Ne kadar güzel bir şey. Kur'an'la dostluğumuz bizi cennete götürecek inşallah. Ama şöyle de diyelim, nefsimiz bir tarafta, şeytan öbür tarafta. Dünyaya öyle bağlıyız ki dünyadan kopup da kendimizi bir köşeye atıp elimize Kur'an'ı alıp okuma şansımız pek olmuyor. Ne i̇şler var, yüzler var, yapılacak ameller var, var da var. Onlarla meşgul olursak hiçbir zaman... Demin bir misal verdim. Çok önemliydi o misal. Ne demiştik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devlet başkanıydı. O kadar ümmeti vardı. Peygamberdi. Rehber olarak gelmişti. Öğretmen olarak gelmişti. Bu kadar görevlerin arasında eğer ki Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girebiliyorsa, giriyorsa ki girdi. Bize ne oluyor ki? Birkaç gün itikaf edemiyoruz. Hiç değilse bir gün. Evet, Ramazan'da itikaf etmek, ümmeti Muhammed'e dua etmek ve bütün zamanını ibadetle geçirmek. Hani hanımefendiler için kısa bir şey söyleyeyim. Yani evlerinde itikafa gireceklerse o gün yemek içmekle uğraşmayacaklar. Yani bir odaya evlerinde eğer gibi. Yani devamlı namaz kıldıkları bir odalar varsa o odayı tercih edebilirler. Yoksa da herhangi bir odada olabilir. Ama o gün yemekte, içmekte hizmet yok. Nasıl yapalım? Bey kızlar çocukların ihtiyacı var. O zaman önceden hazırlayıp dolabına doldururuz her şeyi. O da açıp yesinler. Biz bir gün işte ise kapımızı örtüp bir gün kendimizi oraya atıp bir taraftan tefekkür ederiz, bir taraftan ibadet ederiz, bir taraftan Kur'an okuruz, bir taraftan dua ederiz bir gün olsun iltikaf edebiliriz veya daha fazla edebilirsek ne mutlu bize. Evet fazla uzatmayacağız çünkü malum sahura kalkacağız. Herkesin işi gücü var. <laughs> uykusuz bırakmayalım insanlarımızı diyelim. Kısa olsun diyelim. Evet. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim yaptığımız ve yapacağımız cümle ibadet ve dualarımızı kabul